Evet sevgili izleyenlerim, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yoğunluğumdan dolayı video çekemedim. Daha sık video atmaya çalışacağım sizlere. Bugün sulu boya çalışması değil, akrilik boya çalışmasıyla bir çalışma yaparak başlıyorum video serime. Çok basit ve güzel bir çalışma olacak. Şimdi ben palet yerine alüminyum folyo kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü kullan at oluyor daha çok. Şimdi karışımlarımı şu tarafa koyacağım. O yüzden o kısmı boş bıraktım. Şimdi hali hazırda siyah boyam fazla. Koyu pembem, beyazım, koyu yeşilim ve çok küçük mavi sıktım. Çok küçük mavi sıkmamın sebebi beyazla karıştıracağım. Beyazı daha yoğun alacağım. Şimdi gri renk falan elde edeceğim ya da açık pembe. Onun için sürekli olarak şurada boya birleştireceğim. Yine aynı fırçalarımı kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Zaten benim sulu boyada kullandığım fırçalar her zaman sentetik olduğu için bunları siz de eğer sentetikse akrilikte kullanabilirsiniz. Yanıma su aldım, renk değiştirdiğimde kullanmak için yine peçetem yanımda. Şimdi hızlıca başlıyorum resmime. Şimdi arkada şu kadar bir yer açık mavi görünecek. Onun için hızlıca açık mavi elde edeceğim. Şöyle orta boy bir fırça aldım. Şimdi bu mavimi şurada hazırda varken beyazımdan şu şekilde alıyorum açık mavi olsun diye. Mavi çok minik ve beyazı fazla kullanırsanız akrilik boyada çok açık bir mavi elde edersiniz. Eğer maviyi ben daha az sıksaydım ve beyazı daha fazla alsaydım, yine aynı beyaz daha alsaydım hatta çok daha uçuk bir mavi olabilirdi. Şimdi ben bu kadar bir maviliği yeterli buluyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi şu kadar bir uzunlukta, şu tam orta noktaya geleyim hatta. Bir şey yapacağım. Şöyle, şöyle bir ve biraz geniş. Bunun içini yan yan bir şekilde dolduracağım. Buralara taşması dışarıya hiç önemli değil. Sadece orta yeriniz belirli olsun yeter. Şöyle minicik beyazıma dokundurdum. Beyazımı çok pisletmeden. Bunun aralarına şöyle hatta üzerinden maviyle geçersem bunu daha açık da yapabilirim. Akrilik boya bu arada çok çabuk kurumuyor. O yüzden renk geçişlerini sağlamak sulu boyadan çok çok daha kolay. Bu kadar bir mavilik benim için yeterli. Şimdi fırçamı hızlıca böyle iyice temizliyorum. Fırçamı şöyle yoğun bir şekilde temizleyeceğim. Daha sonra şimdi ben açık bir gri elde edeceğim. Bunun için de beyazımı şöyle aldım. Şu tarafa koydum. Renk karışımı yapacağım demiştim. Siyahından da şöyle minicik alıyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi açık bir gri elde ettim. Şimdi bu açık gri ile de aşağıda taşlarım olacak. Onların şeklini verip içini dolduracağım. Hatta şekil vermeme çok da gerek yok. Yine burayı üçgen bir şekilde yaparsam sonra ayrıntıları girebilirim. Şöyle yaptım ve şöyle yaptım. Şimdi yine aynı şekilde bunu yan da doldurabilirsiniz. Dik de çok önemli değil. Akrilikte çok fırça izi de olmuyor. Şimdi aldım. Biraz daha alıyorum. Ben bunun içindeki renk geçişleri, taşları belli etmek için zaten koyuluk, açıcıklık vereceğim. Şimdi beyazımdan alıyorum. Şu uzaktaki kısmı birazcık beyaz katıyorum. Şöyle aşağıya doğru getireyim. Sonra bunu yan yan bir şekilde aşağıya doğru açılıyormuş gibi gösteriyorum. Bakın oraya dokundurmadım. Buraya hatta biraz daha yoğun bir beyazlık katabilirim. Ve kattım. Şimdi ise şöyle yapacağım. Şimdi yine fırçamı temizliyorum. Şu yanlara gelelim. Buraları, burada zaten ayrıntı yok. Şurada bir ayrıntıya gireceğim. Orayı sonlarda gireceğim hatta. Şimdi bana pembe lazım. Ama siz kırmızı da kullanabilirsiniz. Hatta şu an ışıktan biraz kırmızı gibi görünüyor olabilir. Eğer kırmızıyla, gerçek magenta kırmızısıyla beyazı karıştırırsanız zaten pembe olacaktır. Eğer beyazı fazla döküp kırmızıyı az katarsanız açık pembe olacaktır. Şimdi benim pembem çok açık bir pembe olmadığı için ben bu pembeden alıyorum. Şöyle biraz fazla alacağım. Şu tarafa yine bir karışım yapacağım. Beyazımdan da yoğun aldım. Neredeyse eşit gibi. Benim en koyu şekilde olacak pembem bu olacak.
Sonra hatta renkleri burada ayarlayacağım. Şimdi ben sulu boyada buna çok gerek duymuyorum ama akrilik boyada bu gerekli bir şey. Şimdi tekrar fırçamı batırdım, temizleyeceğim. Şimdi daha açık bir pembe yapacağım. Onun için de sadece şunu yapacağım bakın. Şimdi fırçamı iyice temizledim. Beyazımı aldım, buraya koydum. İstersem şuna şöyle bir nokta koyup beyazımla karıştırıp açabilirim. İstersem yoğun bir beyaz alıp buraya nokta koyup yine bu açık pembeyi elde edebilirim. Biraz daha beyaz alacağım. İhtiyacım fazla olabilir diye. İki ton yaptım buraya. Kimi zaman bunu, kimi zaman bunu, kimi zaman bunu kullanacağım. Bunun için yaptım. Şimdi başlıyorum yanlardaki detaylara. Şimdi öncelikle şöyle yapacağım. Şu orta renk pembemden aldım. Bakın en koyu, orta, açık. Şuraya şöyle şu şekilde köşeye yaptım. Şimdi bundan tekrar aldım. Şuraya yaptım. Önce orta tonu ayarlayacağım. Sonra açıklığı, koyuluğu girerim. Şuraya yaptım. Bu arada kuruması arkanın önemli. Ben şimdi editlemediğim için videoyu çok kurumadan yaparım ama çabuk kuruyor. Hemen müdahale etmediğinizde. Şu kısma orta ton bir pembe girdi. Şurada bir pembelik yapacağım yine orta, şu genişinden. Bakın fırçamı gayet gelişigüzel dağıtıyorum. Şöyle uçlarını böyle bırakabilirsin. Çiçek görüntüsü olacak. Daha sonra şuraya. Şurada yine bir bu yoğunluk. Şuraya. Böyle genel olarak bir dağıtım yapıyorum. Buraya da yapacağım. Şuralara da. Şöyle uçlarda özellikle pembeler görünsün. Şuralarda da. Fırçamı görüyorsunuz böyle böyle. Şöyle bir fırça olması daha iyi olur sizin için. Eğer varsa. Yoksa da zaten bu şekilleri benzeterek gayet basit bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Tekrar aldım pembemden. Orta ton pembemi alıyorum. Şöyle yayıyorum yine buralara da. Fırçamı gayet gelişi güzel kullanıyorum. Ona lütfen dikkat edelim. Zaten çiçeklerin böyle yönü çok belli olmaz biliyorsunuz. O yüzden hiç önemli değil nasıl bir şekil verdiğiniz şu an için. Şimdi şuralara şöyle ufak ufak yapacağım. Ve şuradan da bir pembelik çıksın. Ve bırakıyorum. Şimdi ise hemen bu pembelerime ben gölge vereyim diyorum. Şimdi tekrar bu fırçanın yardımıyla yapacağım. Ya da daha ince bir fırça, şu fırçayı da kullanabilirim bunun için. Biraz kurumasını bekleyebiliriz. Ama diğer renklerin karışmasını çok fazla istemiyorum. O yüzden ben bu fırçamla ilk yaptığım yerden başlayabilirim. Şimdi en açık pembemden aldım. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisine şöyle hafif çizgi yaptım. Bunun şuralarına şöyle bir açıklık verdim. Şuraya bir açıklık verdim. Dokunduruyorum fark ettiyseniz. Bunun şuralarına şöyle bir açıklık verdim. Bunun şu üst kısmına, uç kısmına yine aldım. Bunun bir kısmını, her yerine değil, alttaki orta tonu kaybetmeden böyle uçlarına doğru beyaz aldım bu arada. Beyazla da yapabilirsiniz çünkü renk birbirine karışıyor. Yine açık pembemden devam ediyorum. Buna çok az yapacağım çünkü ona fazla koyulup gireceğim. Bunun şuralarına yaptım. Tekrar aldım buralara. Hepsine konduruyorum yani bütün yaptığım yerlere ama çok yoğun değil, her tarafına değil, böyle kenar kısımlarına ya da ortasında yapıp dokundurup bırakıyorum. Şimdi yine bunlara yapıyorum. Buralara da şöyle aralıklı bir şekilde. Korkmayın bunu yaparken. Özellikle akrilik boya inanılmaz kolaydır kullanımı.
sulu boyada çok fazla düzeltme şansı olmuyor açıkçası. Hani bu işi biliyorsanız çok kolay düzeltebiliyorsunuz ama akrilik boya kapatıcı özelliği olduğu için çok daha kolay geri dönüşü mümkün. Mesela şurada benim rengi birbirine karıştı diyelim, beni rahatsız etti. Tekrar orayı maviye boyayıp bekleyip üzerine renk yaparsam hiç görünmüyor, tamamen kapatıyor. Şimdi orta tonumu da yaptım. Şuralara da hafif ekledikten sonra fırçamı temizliyorum. Şimdi demiştim ki en koyu pembemi kullanacağım. Siz de dediğim gibi bunu kırmızı ve beyazı karıştırarak elde edebilirsiniz. Ön kısımdaki çiçeklerime biraz daha koyuluk gireceğim. Perspektife göre biliyorsunuz. Öndekiler her zaman daha koyu görünür. Uzaktakiler bize daha flu görünür. Bu arada boyayı fazla fazla bırakabilirim üzerinde. Bakın gayet anlaşılıyor şu an zaten. Yapıyorum. Devam ediyorum. Şuradakilere şöyle. Arada bazen bu açıklığı karıştırarak da ekleyebilirim. Ki yapıyorum gördüğünüz gibi. Buralara da şöyle. Şurada çok ara ve nadir yerleri yapacağım. Şurada biraz sık. Bir takipçime söz vermiştim. Çekeceğim ilk video uzun zaman sonra akrilik olacak diye. Umarım beni buradan duyuyordur. Çok istemişti. Ayrıca özel resim atmanızı açıkçası istemiyorum. Zaten ben yani yapın diye zorlama olmasın. Ben zaten yaparım. Ya da yapmadığımda alınmaca darılmaca lütfen olmasın. Ben göze hoş gelen, herkese hitap edilecek şeyleri bulmaya çalışıyorum. Ama böyle benim yaptığım tarzda resimler bulursanız, bana atarsanız tabii ki de mutlu olurum. Bana da yardımı olur. Ama çok farklı şeyler isteniyor. Genel olarak o yüzden de yapmıyorum. Yani çok özel çizime girecek şeyler isteniyor diyeyim daha doğrusu. Çok farklı demeyeyim. Şimdi bunları böyle bu şekilde oturttum. Koyuluklarımı da girdim. En son beyaz gireceğim ama ben oranın kurumasını istiyorum. Şimdi şu taş kısmına gelelim. Taş kısmında şöyle yapacağım. Yeşil kullanacağım. Şimdi bu yeşili ben direkt olarak bakın şu en alt kısım. Bu arada yeşilinizin tonu önemli değil. Şu pembelere de girebilirim aralarına. Ama açık bir yeşil olmasın. Çünkü ben bunu zaten açacağım. Şimdi bunu kullanıyorum. Şuralara da. Şurada da şöyle. Yeşillik ekliyorum. Bu arada ben suya batırıyorum gördüğünüz gibi rengimi değiştirirken. Siz gayet gidip yıkayabilirsiniz. Bu video olduğu için ben çok kesmemek adına böyle hızlı hızlı yapıyorum. Bir de uzun videolar çok sıkıcı olabiliyor. O yüzden tek part videoda bitirmeye çalışıyorum. Şöyle. Şu yolun kenarları biraz düzensiz olabilir. Şimdi yaptım. Şimdi orta kısımdaki bu taşları belli etmek için ben şöyle yapacağım bakın. Şöyle şöyle yaptım. Biraz girdim şöyle. Burada iki tane taş var yapacağım. Bakın şimdi devam ediyorum. Hatta önce çizeyim. Şöyle. Şurada birazcık fazla yeşillik. Şöyle. Şurada iki tane kalsın. Şimdi ben bunun aralarına şöyle fırçamı biraz dik dik tutup arkadakini çok etkilemeden taşlarım da görünsün. Şu kenar çizdiğim yerlere böyle küçük küçük dallar çıkarıyorum. Ara ara uzunluğu kısalı, uzunluğu kısalı. Aynı şekilde buralara da yapacağım. Hatta şöyle bile yapabilirim. Şöyle uzunluğu kısalı.
çizgiler çıkardım. Şu aradaki yerlere daha izleyebilirim. Uzunluk kısalığı yapmasına lütfen özen gösterelim. Çünkü olmadığında biraz basit durabiliyor resim. Şimdi ise şöyle yapacağım. Siyahımdan aldım şöyle şuraya. Yeşilimden aldım. Biraz siyahla yeşili katıp koyu bir yeşil elde ediyorum. Bunun aralarına da koyu yeşil kullanacağım. Böyle özellikle tam ayrıldığı yerlere şu aralıklı aralıklı olarak koyuluklar kullanıyorum. Hatta en öndekileri bayağı koyu yapabilirim. Şöyle. Yine perspektif olarak söylüyorum bunu. Şöyle yaptım. Şuralara da koyuluk gireceğim zaten. Koyu yerlerimi birazcık devam ettireyim. Şuralarda da hafif koyuluklar olsun. Şöyle. Aynen bu şekilde. Şimdi siyahımdan yine aldım. Koyu yeşilimle karıştırıyorum. Hatta biraz fazla alacağım siyahı. Şuraları koyu istiyorum. Şöyle şu şekilde. Yine aynı dal gibi. Çiçeğinde yaptığım gibi çok özenmeden şöyle pembelerin arasına çıkacak şekilde koyu rengimi dolduruyorum. Hatta buralara sonradan siyahlık gireceğim. Şöyle alt bir zemin atayım. Şöyle yine siyahımdan alıp. Bu arada akrilik boya hemen kurumuyor demiştim. Bu siyahı buralara yaptığımda bunlar yine zaten birbiriyle karışacak. Şöyle. Siyahımdan alıyorum bu sefer. Yine siyahtan alacağım. Ama şu taş kısımlarını bir halledelim. Şuralarda da şöyle hafif çıkıntılarımız olsun. Şimdi şöyle yapıyorum. Yeşilimden direkt alıyorum. Şu kalan yerlere, çiçeklerin arasındaki kalan yerlere yeşillik ekliyorum. Çok da dağıtmadan. Böyle sanki arkada kalmış gibi bütün gördüğüm boşluklara şöyle önce doldurup mesela aralarda birazcık daha şöyle özenli bir şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde şuraya da yaptım. Sonra bu tarafa geçiyorum. Yine eksiğim varsa o tarafa dönerim. Bu aralara yine yeşilimle dolduruyorum. Dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Bu arada sesiniz az geliyor diyorsunuz. Fakat gayet aslında yüksek sesle konuşuyorum. Telefonlarla alakalı da olabilir. Bilemiyorum o konuyu. Şu aralara da getireceğim aşağılarda. Buralar biraz eksik kalmış gibi geldi. Şöyle şuraya ve şurada. Biraz yeşili arttıralım. Şimdi bu kadar yeşillik yeter. Çünkü oralardan ben zaten dal çıkaracağım o kenarlardan. Şimdi ise geçiyorum. Bunun dallarını ekleyeceğim. Dallar için yine bu fırçamı kullanabilirim. Şu kesik tarafını. Onun için şöyle yapacağım. Şimdi yeşilimden aldım. Şuraya yine karıştırmak için. Beyazımdan alıyorum. Ve beyazımla yeşili karıştırıyorum. Bu çok açık bir yeşil oldu. Onun için ben tekrar yeşilimi şuraya alıp bu açık yeşilimden hafif katarsam orta ton bir yeşillik elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu şöyle birazcık temizledim. Alıyorum. Şimdi şuralardan önce dallarımı çıkarayım. Siz ince bir fırça da alabilirsiniz. Şöyle orta ton yeşilimle yapıyorum bunu. Sonra onlara koyuluk, açıklık vereceğim zaten.
Buralardan da, iç taraflardan da çıkacak bu yeşillerim. Çok fazla abartmadım. Şurası mesela biraz kalın oldu. Onu şöyle çoğaltabilirim. Şurada şöyle. Buradan şöyle damlalar çıkarabilirim. Şuradan da. Şuralarda şöyle bakın. Şöyle dallar çıkarıyorum. Devam ediyorum. Yine. Bu arada açık yeşil almam daha iyi oldu bu dallarda. Çünkü altta koyu yeşil kullanmıştım. Biraz öne çıkması için. Açık yeşil bize daha güzel kılavuz olur. Şöyle yapayım. Şu aralarda. Bu arada daha ince bir fırça da alabilirim. Bunun için. Şu aralara. Şöyle küçük küçük. Üstten geliyormuş gibi. Şuralara. Bu şekilde devam ediyorum. Bu dallara ben açıklık koyuluk vereceğim. Böyle ara yerlerden çıkmış gibi olsun. Biraz daha gerçekçi. Bence bu kadar dal yeterli. Şimdi şöyle yapacağım. Şuralarda mesela hiç açık yeşil kullanmamıştım. Şuralarda şöyle çok azalıp şöyle minik minik, özellikle uzaklara yeşillik hacim katabilirim. Şu ön yerlere çok değil de şu yakın olan yerlere. Çünkü demiştim oralara zaten siyah da ekleyeceğim. Şimdi şöyle yapacağım. Siyahla yeşili karıştırmıştım. Biraz daha yeşil alayım. Şimdi bu ara yerlere koyulup gireceğim ve şu dallarımın, hatta siyahı fazla yoğun alıyorum. Zaten daha kurumadığı için birbiriyle kaynaşacak. Şöyle bakın, dalın mesela bir kenarını, buradan bir kenarını, şuradan biraz, şu dip yerlerine, şöyle aralarına koyulup giriyorum. Şuralarda da bazı dallarım şöyle koyulup girip bazı dallarımı oralardan koyu çıkarıyorum. Şuradan mesela yarısını, şu kısmı biraz siyahlaştırıyorum. Şuradan dal çıkıyormuş gibi yapalım. Şu dalım şöyle bir koyuluk verdim. O açık yaptığım dalların arasına bir tanesine de olsa biraz koyuluk verirsek daha iyi olur. Devam ediyorum. Şöyle iç yerlerine koyuluk vermek adına hafif siyahla karıştırıyorum. Özellikle şu kısmı bayağı siyaha yakın yapıyorum. Çok yeşilinle karıştırmadan şu kısımları zaten direkt siyahla koyulacağım demiştim. En ön kısımları. Şurada şey gitmesin. Şöyle dolduruyorum. Şekilde. Şu aralara da koyuluk katıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. En açık yeşilimi kullanacağım. Daha doğrusu beyazımla karıştırdım. Evet, en açık yeşilimi kullanayım. Sonra beyazla birkaç rötuş yaptıktan sonra resmimizi zaten bitireceğiz. Şöyle açık yeşiller giriyorum aralara.
en uçlara. Şöyle açıklıklar ekliyorum ara ara yerlere, hacim kazansın diye. Devam edeceğim şuraya şöyle. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Beyazımdan aldım. En son işim beyazla olsun. Beyazımdan en temiz kalan yeri alıyorum. Şimdi şu taşlarımın üzerine hafif şöyle çizgi gibi beyazlar ekleyeceğim. Biraz doğal taş görüntüsü olsun. Hatta şöyle yapıp elinizle üzerinden dağıtırsanız daha böyle taş gibi bir görüntü olur. Uzaktakileri de yapalım. Çok küçük küçük yapıyorum. Küçük küçük ayrıntılar çok resmi değiştirebilir. Evet. Şimdi beyazımdan yine devam ediyorum. Pembelerimin uçlarına yine bu ince fırçamla şöyle hafif çizgi gibi, nokta gibi dokunduruyorum bazı yerlerine. Özellikle şu gökyüzünde kalan kısmın kenarlarını beyazla daha bir hacim vereceğim. Şu açık yerlerde olan renklerin aralarına da beyazlıklar koyacağım. Her yerine değil, lütfen ona dikkat edelim. Şöyle yaptım. Şurada da bir orta yerde ışıldama olsun. Şurada pek kalmadı. Buralara da ekleyeyim. Ve resmimiz bitti. Umarım resmi beğenmişsinizdir. Yine akrilik boya çalışmaları isterseniz zaten atacağım. Sulu boya da, akrilik boya da. Yine alüminyum folyoyu hatırlatayım. Palet yerine kesinlikle bunu kullanmanızı öneriyorum. Akrilik boya sentetik fırçalarla oluyor. Sulu boya fırçalarıyla olmuyor. Lütfen onu da dikkat edelim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.